Geçenlerde internette dolaşırken aklı hayali sığmayan bir komplo teorisine rastladım. Ay'a hiç gidilmedi ya da dünya düzdür gibi iddialara alışkınım. Ama bu gerçekten de çok ilgi çekiciydi. Okuduğum yazıda Japonya'ya aslında hiç atom bombası atılmamış olabileceği anlatılıyordu. Nasıl yani? Hani ilkokuldan beri okuduğumuz ve Japonya'da iki şehrin adını ezberlememizi sağlayan Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldı ifadesi tamamen yalan mıydı? Belki de üzerinde durmamam gerekirdi. Ama bu yazı beni eskilere götürdü. 1990'ların ikinci yarısında eski Sovyet Cumhuriyeti Kazakistan'da üniversitede okurken bombanın atılış yıl dönümünde üniversitede izlettirilen film geldi aklıma. Sovyetler Birliği atom bombasının atılmasını bir anti-Amerikan propagandaya dönüştürmüştü. Ve o alışkanlık o sıralarda devam ediyordu. Bombanın yol açtığı felaketlerin resimlerini görmek bile dayanılmazdı. Yazıya göz gezdirmeye devam ettim. İlk olarak şu soruya cevap almalıydım ki okumaya devam edebileyim. Neden? Neden atom bombası atılmadığı halde atıldığı denmiş olsun ki? Daha bu soruyu kendi kendime sorar sormaz ürperdim. Soğuk savaş boyunca Amerika Avrupa'ya ve bize sürekli şunu söylemişti. Sovyetlerin atom bombası var. Bu bombanın etkilerini Japonya'da gördünüz. Bomba atılan yerde bitki bile yetişmiyor. Eğer bir gerginlik çıkarsa atom bombaları atılır. O yüzden Sovyetlere fazla yaklaşmayın. Emrimden çıkmayın. Kazakistan'da yaşadıklarıma bakılırsa biz Amerika'da bu sözleri dinlerken Sovyetler de kendi etkisindeki Doğu Avrupa'ya ve vatandaşlarına rahat durun yoksa Amerika ile savaş çıkar, atom bombası atılır demekteymiş. Peki ya Japonya'da ölen insanlar? Bomba hiç mi atılmadı? Bu sorunun cevabına birazdan geleceğim. Japonya 2. Dünya Savaşı boyunca Amerika ile kıyasıya savaştı. O günlerde Japon halkının bu savaştan bıktığını ama hükümetin ısrarı yüzünden bitiremediklerini öğreniyoruz. Yani halk aslında savaşı kaybettiklerinin farkında. Aslında Japon kralının da bu gerçeğin farkında olduğunu düşünebiliriz. İşte bir ürperti daha. Yani savaşı bitirmek için Japonların bir bahaneye mi ihtiyaçları vardı? Yok canım. Atom bombası atılmadı, Japonlar bombayı bahane etti. Tutarsızca mı? Aslına bakarsanız iddia sahiplerinin söylediği atılanın atom bombası değil bir başka bomba olduğu. İkinci bomba atıldıktan hemen sonra Japonya yenildik demek yerine atom bombası nedeniyle savaştan çekiliyoruz açıklaması yaptı. Öyle ya, bu mücadele etmenin imkansız olduğu bir güçtü. Amerika bir düğme ile bir şehri yok edebiliyordu. Artık Amerika tartışmasız bir güçtü. Dünya Amerika ile savaşı bırakmalıydı. Çünkü isterse bir anda bütün şehri, hatta dünyayı yok edebilirdi. Hiç kimse Amerika'ya kafa tutamazdı. Tabii ki Japonya da bu savaşı bırakmalıydı. Kısa süre sonra Sovyetler Birliği de atom bombası yapınca Soğuk Savaş dönemi başladı. Amerika'da Sovyetler Birliği de masraflı çatışmaları ve savaşları bıraktılar ve propaganda yaparak ellerindeki devletleri korkutup yanlarında tutmaya devam ettiler. Bombardımanın ardından görülen bazı şeyler atom bombasından çok bir başka bombaya işaret ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Tokyo'ya atılan napalm bombasını ya da bombalarını. Sorumuzu tekrar soralım. Atom bombası bir efsane ve Hiroşima ile Nagasaki'de aslında tıpkı Tokyo gibi yoğun napalm bombardımanı ile yıkılmış ve atom bombası hikayesi ise hem Soğuk Savaş'ı başlatmak için hem Japonya'nın savaştan çekilmesi için hem de propaganda için kurgulanmış olabilir mi? Meşhur atom bombası mantarını televizyonda defalarca izlemişizdir. Tonlarca toprağa kaldıran müthiş bir patlama. Bakın burası da o bombanın bırakıldığı iddia edilen yer. Ve o devasa patlamanın ardında bıraktığı iz. Şaşırdınız mı? Patlama anında tonlarca toprağa kaldırdığını gördüğümüz o muazzam bomba bir çukur bile oluşturamamış. Üstelik hemen yanı başında sapasağlam binalar, hatta ağaçlar var. Bu arada basına servis edilen patlama anı fotoğraflarındaki yerler patlamanın olduğu yere pek benzemiyor sanki. Bu bina bugün de ayakta olan Bank of Japan. Ve sıfır noktasına sadece 100 metre uzakta. Patlayan bomba hangi bomba olursa olsun şehrin büyük kısmını yerle bir etti. Binlerce insanın hayatına mal oldu. Videoda yerle bir olmuş ahşap yapıları görebiliyoruz. Ama görüntülerde bir şey dikkatinizi çekti mi? Sokaklar tertemiz. Neden dersiniz? Yapılar tek bir merkezden gelen dalga ile parçalanmış gibi değiller. Öyle olsa savrulmaları gerekirdi. Bize atom bombasının bir şok dalgası oluşturduğunu, önüne ne geldiyse yok etti öğretilmişti. Bu binalar bir anda yanarak yıkılmış gibi duruyorlar. Aynı napalm bombardımanı altında kalan Tokyo gibi. Napalm bombaları etrafa çok büyük bir ısı yayarlar.
patlamanın hemen ardından 800-1200 derece arası bir sıcaklık üretir. Bu da çevresindeki her şeyin yanmasına sebep olur. Bir başka nokta da bölgeye giriş çıkışın yasaklanmamış olması. Bombanın atılmasından bu yana bölge herkese açık ve insanlar radyasyon korkusu olmadan yaşayabiliyorlar. Hollywood'un felaket filmlerini hatırladınız mı? Hani atom bombasının atıldığı ve bitkinin bile yetişmediği dünya hikayelerini. Bu konuda söyleyecek çok şey var ama şimdilik bu kadar yeter. Atılan bombanın adı her ne olursa olsun, hiç kimseye orada ölen masumların hesabını veremez. Hiroşima ve Nagasaki kurbanlarını saygıyla anıyorum.